İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Sel felaketinde evleri, iş yerleri ve çeşitli malzemeleri zarar gören, selzedelerle bir araya geleceği toplantı öncesi kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini etkileyen sel felaketi bilançosunun 3,5 milyar TL olduğunu söyledi. Bu rakam belki de burada ilk kez duyacaksınız. Bu selin karşılığında ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım şu ana kadar bizim hesaplamalarımızla 3,5 milyarı eski parayla 3,5 katrilyonu aştı. Bakan Soylu ayrıca selin tüm izlerinin bir yıl içerisinde tamamen silineceğini ifade ederken yeni inşa edilen binaların çok daha güvenli olacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. Kayıplarımızı geri getiremeyiz. Ancak vatandaşımızın yaşamış olduğu eski halinden daha iyisini vatandaşımıza, hemşehrilerimize teslim etmek bizim boynumuzun borcudur. Evet, başımıza bir felaket geldi. Ama hep şunu, her sabah kalktığımızda şunu hissediyoruz. Bozkurt'a bakıyoruz. Çok daha iyi olacağını heves ediyoruz. Yani daha güvenli olacak. Tedbirler daha iyi olacak. Binalar daha güvenli olacak. Daha modern olacak. Yani bizim yaptığımız konutlar eski sosyal afet konutları değil. Bunu da bilmenizi isterim. Yani kalitesi açısından, niteliği açısından da en üst noktada. Ve onun heyecanıyla da, vatandaşımızla bu hizmeti buluşturmanın heyecanıyla da çalışıyoruz. Bütün bunların bitmesinin süresi de, sanayi siteleri 4 ayda bitecek de, evlerin bitmesinin süresi de toplam 1 yıl. 1 yılda burada selin hiçbir izi, en ufak bir izi Allah'ın izniyle kalmayacak. Afetlere müdahale açısından hem koordinasyon, hem organizasyon, hem zamanında yetişme açısından milletimizin güvenini bir kez daha bu konuda teyit etme açısından başka bir noktada olduğumuzu söylemek isterim. Ben hayatımda öyle bir tablo görmedim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, jandarmanın, sahil güvenliğin ve polisin helikopterleri. Yüzlerce insanı. Sadece Bozkurt'ta 1345 kişiyi çatılardan aldı. Bakan Soylu açıklamaların ardından sosyal tesislerde komisyon toplantısına katıldı.